Canlarım selam. 90 günde ayete matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 65. gününe. Türev kaldığı yerden tüm hızıyla, tüm coşkusuyla, Tüm ihtişamıyla devam ediyor. Bugün arkadaşlar yine Türev'in çok önemli bir kısmını işleyeceğiz. Aslında şu an Türev 1 dediğimiz kısımdayız. Türev'i iki parçaya ayırıyoruz. Türev 1 işte Türev'in tanımı, Türev alma kuralları, Türev'in özellikleri ile ilgili kısım. Türev 2 de işte Türev'in artık geometrik yorumu, maksimum minimum problemleri, ekstremum noktalar vesaire gibi kısımlar. Yani Türev'in özelliklerinin kullanıldığı kısımlar. Şu an hala Türev 1'deyiz. Önemli videolardayız. Şu an Türev'in mantığını, Türev alma kurallarını ve Türev'in ince özelliklerini görüyoruz. Bugün türevin çok ince bir özelliğini göreceğiz ve bu ince özelliği anlayan arkadaşların artık alamayacakları hiçbir türev kalmayacak. Birkaç tane bir önceki derste türev 3'te hani arkadaşlar ileride bakın birkaç video sonra bu türevleri şöyle alacağız falan diyordum yani işte o gün yine geldi çattı farkındaysanız sürekli ileriye dönük bir şey var. Kardeşimizi görüyorsunuz. Tatlışımız. Ne yapıyorsun lan? Çakal. Evet bugün arkadaşlar sayfa kaçı yapıyoruz ben size hemen söyleyeyim dün çarpımın türevi ve bölümün türevini yapmıştık bugün e, fx üzeri n biçimindeki fonksiyonların türevi yani içinin türevinin mantığını göstereceğiz bugün kaç defa içinin türevi diyeceğim bilmiyorum artık sayarsınız Kesin birisi sayar ve yoruma yazar hocam şu kadar içinin türevi dedi. Hocam 147 kere içinin türevi dedi falan diye. Bugün arkadaşlar mevzumuz tamamen içinin türevi. Nedir bu içinin türevi? İçinin türevi, içinin türevi, içinin türevi. Bundan bahsedeceğiz. Sayfa 226, 227 ve sayfa 228'i yapacağız ve orada bitireceğiz. Daha sonra bir sonraki gün bileşke, zincir kuralına geçeceğiz. Sonra da arkadaşlar türevin birinci kısmının yavaş yavaş sonuna doğru geldiğimizi söyleyeceğim ben size, tamam mı? Başlayalım mı dersimize? İyi miyiz, hazır mıyız? Sorun, problem var mı? Türev nasıl gidiyor? Öğreniyoruz değil mi türevi? Türevle alakalı var mı bir problemimiz? Yani şu an için olmaması lazım çünkü çok yavaş, çok ayrıntılı, çok detaylı bir şekilde anlatıyorum size türevi. Ee, çok gerçekten çok efor sarf ediyorum. Bakın arkadaşlar normalde ee, günde yani 3-4 videoya kadar çıkartabiliyorum. Yani anlatım anlamında. Renderı falan yani editi, renderı, kesmesi, kırpması, yüklemesi falan günde 4 video hayatta yetişmez de. Sadece anlatım bazında yani şu YouTube'daki son bir senemizde falan günde 4 video çektiğim bazı zamanlar olmuş çıkartabiliyorum yani. 3 video anlatabiliyorum. 2 video rahat rahat anlatıyorum zaten ama türev, limit türevi, integral anlattığım zamanlarda o gün bende şalter yüksek oranda kapanıyor arkadaşlar. Çünkü inanılmaz efor sarf ediyorum. Türev anlattıktan sonra masadan kalktığım zaman bir kere sırtım su gibi oluyor. Atletimi falan değiştiriyorum ki ben arkadaşlar yaz kış at siyah atlet giyerim. Bu benim için bir e şeydir yani. Bir e alışkanlıktır. Atletsiz çıplak gibi hissederim kendimi. Kışın bile giyerim. O yüzden şey kışın bile kışın zaten giyerim de yazın bile giyerim. Burun ne nereden geldik buraya anlamadım ama beyaz tişört falan giyemiyorum o yüzden atlet giydiğim için çok fazla yazın şey yapamıyorum. Neyse. Mevzu mevzu o değil. Mevzu türevin çok detaylı bir şekilde anlatılması. ha tamam oraya tekrar dönelim. AYT kampında çok detaylı bir şekilde, çok ayrıntılı bir şekilde ve bütün enerjimi harcayarak türev anlatıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla o gün bende şalter yüksek oranda kapanıyor. E, bitirdikten sonra içeri gidiyorum, koltuğa oturuyorum. Böyle bir 15 dakika, 20 dakika kendime gelmeye çalışıyorum böyle. Etrafı izliyorum falan. Bir televizyon falan açtığım zaman bile ki çok fazla televizyon izlemem. Böyle ne döndüğüne falan bakmaya çalışıyorum. O yüzden e, yani anlatışımda e, bir tereddütünüz olmasın. Çok detaylı, çok en ince ayrıntısına kadar girerek anlatıyorum. Neyse çok fazla uzatmayayım artık. E, geçelim derse hadi. Hadi gel. Bugün bir sıkıntı var yalnız. Çayım yok. Evet çay demleyemedim. Çünkü çay e, çok zamlandı ve alamadık. Çay o yüzden demleyemedik. Evet. Çay bitmiş evde. <laughs> Baya. Evde çay bitmiş. Evet belki de çay bitmiş. Şimdi arkadaşlar. Fx üzeri n biçimindeki fonksiyonların türevi. Yani şöyle artık x üzeri n şeklinde değil de bu x'in artık farklı bir fonksiyon olduğu şekilde yani atıyorum x üzeri n'in türevi değil de 2x kare artı 3 üzeri n fonksiyonunun türevi nasıl alınır ona bakacağız. Aynı alınmıyor mu hocam? Üstü başa geçirip bir azaltmıyor muyuz? Evet doğru ama eksik. Orada bir şey daha yapıyoruz. Şimdi izle beni. Normalde x üzeri n'in türevi nasıl alınıyordu? En başa geliyordu. Üst bir azalıyordu. Yani n çarpı x üzeri n-1. Burada bir problemimiz yok herhalde. Bunu zaten türevin başından beri anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. fx üzeri n biçimindeki fonksiyonda türev alırken yine bu yukarıdaki n'i başa geçireceğiz. n çarpı. Daha sonra fx fonksiyonunun üstündeki n'i bir tane azaltacağız. n-1 yapacağız. Çarpı bir de bunun içinin türevini alacağız. Bak bu içi. Köşeli parantezin neyi bu? içi Yanına bir de içinin türevini yazacağız. Yani f türev x diyeceğiz. Tamam. Şimdi örnek verince çok rahat bir şekilde anlayacaksın. Bak şimdi. fx eşittir x artı 1'in kübü ise f'in türevini soruyor. Bak şimdi bu sefer x küp değil. x küp olsa 3 başa geçti. Üst bir azaldı. 3x kare oldu. Ama X artı 1'in kübü olduğu zaman 3 başa geçti üstü bir azaldı böyle bırakamıyoruz. Şöyle yapıyoruz 3 başa geçti yani 3 çarpı üstü bir azalttım. Yani X artı 1'in ikinci kuvveti çarpı içinin türevi ne yani iç ne demek iç burası işte kuvvetin içi. E, i̇çi X artı 1 X'in türevi 1 bir. birin türevi de 0 o zaman burada çarpı 1 var aslında bir şey yok. Sildim şurayı. Yani bunun türevi 3 çarpı x artı 1 üzeri 2 2'ymiş. Geldim buraya bak. Aradaki farkı görmek için. Bu sefer 2x artı 1'in kübü. O zaman bu 3'ü yine türev alırken başa geçirdim. 3 çarpı üstü bir azaltıyorum. 2x artı 1'in ikinci kuvveti çarpı bir de bu fonksiyonun içinin türevi. İçi 2x artı 1 türevi 2. İşte bu anlatmak istediğim tam olarak bu arkadaşlar. Yani buranın cevabı 6 çarpı 2x artı 1'in karesi. 2x artı 1'in kübünün türevi bu arkadaşlar. 6 çarpı 2x artı 1'in karesi. Tamam mı? Şimdi bana şöyle itirazlar gelebilir. Hocam ben ne bileyim şimdi niye o zaman ya? N niye yani? Niye x küpte? Bu da sonuçta iç değil mi? Niye içinin türevini almıyoruz? Niye direkt 3x kare yazıyoruz? Bebeğim Bebeğim. Aslında alıyoruz. X küpte türev alırken de içinin türevi yapıyoruz. Ama içinin türevi 1 olduğu için tıpkı şu örnekteki gibi gözükmüyor. X küpün türevini alırken 3 çarpı x üzeri 2 diyoruz. Bir de bu fonksiyonun içi x olduğu için içinin türevi 1 oluyor ama 1 yazılmadığı için 3x kare kalıyor. Yani her fonksiyonun türevini alırken mutlaka içinin türevini alıyoruz. Ama düz fonksiyonlarda mesela x küp. x küpün türevi x. Şey x küpün türevi 3x kare çarpı x'in yani içi x olduğu için türevi 1 olduğundan dolayı içinin türevini orada yazmaya tenezzül etmiyoruz. Mesela x artı 1'in kübünde de içinin türevini yazmadık. Yazdık da aslında 1 olduğu için etkisiz eleman oldu. Ama 2x artı 1'in kübünü alırken içinin türevinden 2 geldiği için onu yazmak zorundaydık. Mesela gel buraya bak. 2x kare artı 4x'in dördüncü kuvveti ise f'in türevini soruyor. 4 başa geçti çarpı 2x kare artı 4x'in üçüncü kuvveti. Ne yaptım? Üstü başa geçirdim ve bir tane azalttım. Bitti mi? <laughs> Bitmedi. Bir de burada iç var. Ne buranın içi? 2x kare artı 4x türevini alıyorum. Çarpı 2x karenin türevi 4x. 4x'in türevi 4. Ah. Tamam. İşte bu. İçinin türevi mevzu. Bir aşağı indim. Bu parantezimiz Parantez neredesin yavrum? Ha, 2x art, kök içerisinde 2x artı 1. Şimdi hemen hatırlatma yapalım. Kök x'in türevi neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x. E hocam bu da kökün içi. Yine içinin türevi var. Evet var. İçinin türevinde 1 var ama 1 olduğu için yazma gereği duymadık. Kök x'in ne? direkt 1 bölü 2 kök x dedik. Ama bu kökün içerisinde 1 x'ten başka bir fonksiyon olursa bunun türevini alırken 1 bölü 2 tane kök fx çarpı fx'in içinin türevi f türev x diyeceğiz. Burası çok ama çok ama çok önemli. O yüzden arkadaşlar burada türev alırken kök x'in türevini alır gibi 1 bölü 2 kök 2x artı 1'i yapıştıracağız. Çarpı içinin türevi. Kökün içinin türevi. Yani 2x artı 1'in türevinden 2 gelecek. Bu ikiler birbirini sadeleştirirse bu ifadenin türevi 1 bölü kök 2x artı 1 çıkacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Önemliydi. Gerçekten önemli. Bu içinin türevi mevzusu. Peki hocam böyle üzeri eksi 2 verir. Ya, oğlum hiç fark etmez. Eksi 2 başa geldi. Eksi 2 çarpı x kare artı 2'nin üstünü bir tane azalttın. Eksi 3 yaptın. Çarpı içinin türevi. İçine x kare artı 2 alt türevini x karenin türevi 2x 2'nin türevi zaten 0. Burada bitti. Yani artık bu saatten sonra, bu dakikadan sonra, bu vakitten sonra artık aldığınız her türevde içinin türevini alacaksınız arkadaşlar. İçinin türevi 1 oluyorsa bile içinin türevini alın ben göreyim onu. Tamam mı? Ben göreyim yani. Ben de artık alacağım. Şimdi geldik 41. örneğe. Çok kritik bir örnek. Dikkatle dinleyin beni. Şimdi f 2x eksi 6 verilmiş. 3x artı e, 3x artı 2'nin karesi ise f'in türevinde 2 kaçtır diyor. Şimdi her iki tarafın türevini alacağım. Buranın da türevini alacağım. Buranın da türevini alacağım. Buranın türevini, alacağım. Buranın türevini alıyorum. Dikkat et. f'in türevinde 2x eksi 6. Normalde fx fonksiyonunun türevini alırken böyle türevini alıyordum. Halbuki buradaki x bu f fonksiyonunun 2 İçi evet. Ama ben içinin türevini almıyordum. Aslına bakarsanız alıyordum ama siz fark etmiyordunuz. Yanında çarpı x'in türevi 1 olduğu için içinin türevi burada vardı. Bu fx'in içi. fx'in içi burası. Ama 1 olduğu için yazılmıyordu. Şimdi f'in içi 2x eksi 6 ve bunun türevi 2 yazmazsak büyük patlarız. O yüzden f türevi 2x eksi 6 çarpı içinin türevinden 2 geldi. Anlaştık mı? Bak sol tarafın türevi bu. Sağ tarafın türevinde de yine 2 başa geçti. 2 çarpı 3x artı 2'nin ikisini bir tane azalttım. Çarpı bir de buranın içinin türevi. içine 3x artı 2. 3x'in türevi 3. 2'nin türevi zaten 0. Tamam mı? Olay bu yani. Şimdi f türevi 2 diyor. O zaman burayı 2'ye eşitleyelim. Hemen kenarda 2x eksi 6'yı 2'ye eşitledim. Buradan 2x eşittir 8 oldu. Buradan da x eşittir 4 geldi. E, demek ki x yerine 4 yazmamız lazım. f'in türevinde 4 yazarsam 2 çarpı 2 eşittir. 4 yazarsam 12, 12 artı 2 14 yani 2 çarpı 14 çarpı 3 diyeceğiz. Şuradaki 2 ile şuradaki 2 sadeleşecekler. Ve f'in türevinde 2 diye aradığımız adamın sonucu 42'ye eşit olacak. Anlaştık mı? Bak çok yavaş yavaş anlattım. Umarım içinin türevini anlıyorsundur. Anlamıyorsan türev almada biraz sıkıntı yaşayacağım ben sana söyleyeyim. Çünkü içinin türevi her şey. Artık her şeyin türevini böyle alacağız. ÖSYM'de de öyle basit türevler gelmeyecek arkadaşlar. Türev alma kuralı sorusu soruyorlar onu söyleyeyim. Direkt düz türev alma kuralı sorusu soruyorlar ama mutlaka içinde içinin içinin türevi oluyor. Şimdi yine beni çok dikkatli dinliyorsun. Çok önemli burası da. Şimdi f x küpü g x kare eksi 9 vermiş. g'nin türevinde 0'ı vermiş. f'in türevinde 27'yi soruyor. O zaman hem f'in kısmında hem de g'li kısmında yani hem sağda hem solda solda hem sağda hem solda türev alacağım. Solda türev alıyorum. f'in türevinde x küp çarpı f'in içinin türevi yani x küpün türevi yani 3 x kare eşittir sağ tarafın türevi g'nin türevinde x kare eksi 9 çarpı g'nin içinin türevi yani 2x tamam şimdi ne yapıyorum şimdi bana diyor ki g'nin türevinde 0'ı biliyoruz diyor f'in türevinde 27'yi zaten arkadaşlar burayı 27 yapan değer 3 burayı da 0 yapıyor e yani x yerine 3 yazıyoruz f'in türevinde 27 çarpı x yerine 3 yazarsam burası da 27 yapar eşittir g'nin türevinde 3 yazarsam 0 çarpı 3 kere 2'den 6. E, g'nin türevinde 0'ın yani buranın 81 olduğunu biliyorum. 27 ile sadeleşirse 3 kalır. 6 kere 3'ten sorumuzun cevabı 18 olur. Tamam mıdır? Aha da boyadım. Anlaştık değil mi? Devam ediyorum şimdi. Özelliğe geldik. Az önce bunu özelliği size söyledim. Köklü sayının içerisinde x olursa yani kök x olursa bunun türevi neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x çarpı kökün içinin türevi. Ama kökün içinin türevi zaten kökün içi x olduğu için türevi de 1 olduğu için yazılmıyor. Yani kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Ama kök x, x yerinde x'ten başka yani türevi 1 olmayan başka bir fonksiyon olursa bunu genelleştirmek için 1 bölü 2 tane kök fx çarpı içinin türevinden f türev x şeklinde yazmalısınız. f x yerine x gelirse zaten kök x eşittir. 1 bölü kök, 2 kök x olur türev. Ama x dışında bir şey gelirse içinin türevinin yanına farklı birden farklı bir şey olduğu için yazmak durumunda kalırsınız. Onu da orada not olarak vermiş olayım. Bu soru köklü bir soru değil. Köklü soru aşağıda. Bunu bir çözelim önce. 43. soruyu. Bak şimdi F2, f 2, f'in türevinde 2 ile aynı vermiş. Onu da 5 vermiş. G 3x artı 1 2x çarpı f 2x verdiğine göre g4 g türev 4 kaçtır diyor. g'nin türevini soruyor. O zaman hem 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 burada hem de burada türev alıyorum. Sol tarafta türev alırsam dikkatle izle beni şimdi. g'nin türevinde 3x artı 1 çarpı g'nin içinin türevi yani 3x artı 1'in türevi yani 3. Tamam. Sol tarafın türevi bitti. Vatan Millet milleti hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sağ tarafın türevine bakıyorum. Burada çarpımın türevi var. Burada sakın iki çarpı bunun türevi deme. Bu birinci. Bu ikinci. Çarpımın türevi var burada. Birincinin türevi yani 2x'in türevi 2 çarpı. ikincinin kendisi yani f2x. Artı birincinin kendisi yani 2x çarpı ikincinin türevi. Burada dikkat et. F2x'in türevini alıyorsun. F'in türevinde 2x çarpı içinin yani f'in içinin türevi yani 2x'in türevi yani 2. İşte şimdi sağ ve solun türevini aldık. Bize diyor ki g türev 4 kaçtır diyor. Burayı 4 yapan değer zaten x yerine 1 yazınca çıkıyor. Yani ben x gördüğüm yere eğer 1 yazarsam g'nin türevinde 4 çarpı 3 eşittir. 2 çarpı f 2 artı 2 çarpı f'in türevinde 2 çarpı 2 gelecek. Şimdi şunu biliyor muyum? Biliyorum. Bunu biliyor muyum? Biliyorum. Bu ikisi de soruda 5 verilmiş. O zaman arkadaşlar 3 tane G'nin türevinde 4 eşittir. 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 5 çarpı 2. Buradan 3 tane G'nin türevinde 4 eşittir. Şurada 10 yapar. Burada 20 yapar. Yani buradan 30 gelir. 3 e, ile de 30'u sadeleştirirsem bizim aradığımız G'nin türevinde 4 dediğimiz değer ...30 bölü, 10 çıkmış olacaktır. Anlaştık mı 43. soruda? G'nin e, içinin türevi mevzunda çarpımın türevi de işin içine girebilir. Üşenmeden hem içinin türevini hem de çarpımın türevini alacaksınız. Almak zorundasınız. Ördek 44'e geldik x sıfırdan büyük bir sayı olmak üzere demiş. fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Buna göre limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2. Kardeşim benim. Türevin limitli tanımı. Gel şuraya otur bir soluklan bir çay kahve iç seni özledik. Şimdi bize ne soruyor arkadaşlar aslında? f fonksiyonunun 2 noktasındaki türevi soruluyor değil mi? Yani f türev 2 soruluyor. Tamam. Şimdi ben o zaman fonksiyonun türevini alıyorum. F türev x. Yani yalnız tehlikeli bir türev. Dikkat edin. Neden? Çünkü şöyle düşüneceksiniz. Öncelikle şimdi sarı boyadığım var ya şu sarı boyadığım. Bak sarı boyadığım. Bu kökün içi. Bunun türevini alırken şöyle yapıyorsunuz. Kök fx'in türevi nasıl alınıyordu arkadaşlar? Kökün içinde bir fonksiyon. Hadi buradaki f ile karışmasın. G yazayım buraya. Kökün içindeki g'nin türevi nasıl alınıyordu? 1 bölü 2 kök kökün içindeki çarpı kökün içinin türevi şeklinde alınıyordu. Böyle alınıyordu değil mi? Şimdi o zaman şöyle alıyorum. 1 bölü, kocaman bir bölü atalım. Çok da kocaman değil. Böyle bir bölü atalım. 1 bölü 2 tane kök diyeceğiz. Ve kökün içine ne yazacağız arkadaşlar? x artı e, kök içerisinde 2x. Şimdi şu an aldık türevini ama neyi unuttuk? İçinin yani sarıyla boyadığım şeyin türevini. Çarpı şimdi içinin türevini alıyorum. İçinin türevinde de şöyle bir şey var. X'in türevi 1 artı kök 2X'in türevi. Burada da kök 2X'in türevi. Buradaki 2X de kökün içindeki kökün içi. Yani kök 2x'in türevi 1 bölü 2 tane kök 2x çarpı 2x'in türevinden 2. İşte f fonksiyonunun türevi bu. Bak burayı lütfen bir daha dinle. Çok çok önemli bir yerde burası. Çünkü içinin içinin olduğu ilk soruyu çözdük. Bir daha söylüyorum. f fonksiyonunun türevini alırken 1 bölü 2 kök kökün içinde ne gördüysen çarpı kökün içinde gördüğün şeyin türevi. Kökün içinde gördüğün şeyde bir daha kök var. Orada da türev alırken o alacağın köktü de de içinin türevi varsa onu da yazmak zorundasın ki yazdık onu da. Şimdi şu iki yani cümle olarak karışık gibi durdu ama sen anlamış olmalısın yani. Anlamış olmalısın. Lütfen böyle cümle karışık diye hemen ne, ne oluyor hocam falan deme. Şu an anlamış olmalısın. Yapma. Birbirimizi kandırma. Birbirimize oyun yapmayalım. Şimdi tamam. F türev 2'yi soruyor. Yani benim buradaki görevim x gördüğüm yere iki yazmak. O zaman 1 bölü 2 tane kök 2 yazarsam şurası kök 4 yapar. 2, 2, 2 daha kök 4. O kök 4'ten yine 2 geldi. Yani 2 kere 2'den buradan 4 geldi aslında. 1 bölü 4 geldi. Çarpı 1 artı 2 yazarsam 2 kere 2, 4. Kök 4, 2. 1 artı 1 bölü 2 geldi değil mi? 4, evet. 1 artı 1 bölü 2 geldi. Yani cevabımız 1 bölü 4 çarpı 3 bölü 2 geldi. Yani 3 bölü 8 geldi. Tamam mı? Evet. Bunu da halletmiş bulunduğumuza göre devam edebiliriz. Buraya geldik. Soru 45. Örnek 45. Ne diyor bakalım? Bu şey niye kayıyor ya? Peki. O gözlüğümü bir çıkarayım lan bu ne? Sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Bakın arkadaşlar, gitgide zorlaşıyor alacağımız türevler ama gitgide her şeyi öğreniyoruz. Bunun bir sonu olacak merak etmeyin. Öğrenmeyi bir yerde durduracağız. Bir yerden sonra diyeceğiz ki bitti öğreneceğimiz şeyler bitti arkadaşlar. Şimdi dikkat ediyoruz. Bize f türev eksi 1'i soruyor. Sol tarafın türevini aldığım zaman zaten f'in türevinde 2x çarpı artık bu çerez değil mi? İçinin türevi 2x'in türevi 2. Şimdi buraya çok dikkat et. Buraya çok dikkat et. Ben senin yerinde olsam burada şunu yaparım. Küp kök a ne demek? a üzeri 1 bölü 3 demek. O zaman şöyle yaparım bunu ben. 2x kare eksi 1'in karesinin içi bu. Bunun kaçıncı kuvveti? 1 bölü 3. kuvvet. Tamam. Tamam. Üssün üsü çarpılır. Şurası hala 2 çarpı f'in türevinde 2x. Sol tarafın türevini aldık. Aslında yanlış bir şey yapıyoruz. Sol tarafın türevini alıp sağ tarafı aynen yazıyoruz da. Şöyle yapalım o zaman. Önce bir şey düzenleyelim şu ifadeyi bir düzenlemeye çalışalım. Eşittir diyelim. Şu an düzenliyoruz hala sağdaki ifadeyi. Üssün üssü çarpılacağı için burası şöyle bir şey olacaktır. 2 tane x kare eksi 1'in artık bir köşeli paranteze daha gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü direkt kuvvet yazacağız. Kaçıncı kuvveti? 2 çarpı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3. kuvvet. Bu arkadaşlar f 2x fonksiyonu. İşte şimdi türev alıyorum. Bak. Solda türev aldığım zaman f'in türevinde 2x çarpı 2 diyorum. Eşittir. Sağda türev alırken 2 bölü 3'ü başa geçiriyorum. 2 bölü 3 çarpı çarpı 2x kare eksi 1 üzeri 2 bölü 3'ü bir tane azaltıyorum. 2 bölü 3'ü burada bir azaltırsanız eksi 1 bölü 3 bulursunuz. Çarpı bir de arkadaşlar burada içinin türevi var. Yani 2x kare eksi 1'in türevi var. Yani 4x var. Şunu da şöyle parantez için alayım. Tamam aldım lan. Oğlum benim gözlüğüm niye pisleniyor ya? Evet Aldım. Türevini aldım mı şu anda? Vallahi de aldım. Billahi da aldım. Şimdi ne yapacağım? X yerine eksi 1 yazacağım. Gayet basit yani. F'in türevinde hayır x yerine eksi 1 yazmayacağım. Özür dilerim. Bize F türev eksi 1 soruyor. O zaman x yerine benim eksi 1 bölü 2 yazmam lazım. Çünkü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 yazacağım ki bunlar gitsin eksi 1 gelsin. O zaman F türev F türev eksi 1 çarpı 2. X yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. 2 bölü 3 çarpı x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam 2 çarpı eksi 1 bölü 2'nin karesi ne yapar buradan? Ee, 2 çarpı eksi 1 bölü 2'nin e, karesi 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 eksi 1. Yani 1 bölü 2 eksi 1 yani eksi 1 bölü 2. Burası eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı 4 x. 4 x de x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam buradan da ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü eksi 1 bölü 2 gelecektir. 4 çarpı pardon 2 mi gelecek buradan? 4x x yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam 4 bölü eksi 2'den eksi 2 gelecek. Buradan da eksi 2 gelecek arkadaşlar. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bu aslında bu şekilde kalır. Bununla bu sadeleşir. Burada bir eksi 1 kalır. Bu eksi 1 şunun yanına yazıp eksi 2 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 2 üzeri eksi 1 bölü 3 diye de bırakabilirsiniz böyle. F'in türevinde eksi 1 yazabilirsiniz. Bu daha fazla ya yani şıklara göre belki ilerleyebilir. Şıklarda başka bir şey sorabilir. Sadeleşme sorabilir. Bu 2'yi burayı eksi 2'nin eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 1. kuvvet falan diye yazabilirsiniz. Bir sürü üstü sayı işlemi yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan arkadaşlar şuraya kadar türev almaktı. Buraya kadar türev alırsa alıyor alabiliyorsanız demek ki türev alma işini yavaş yavaş oturtuyorsunuz demektir. Şimdi F kare x eşittir diyor. Bak şimdi f kare çok önemli f 2de 7 ise f türevi 2 kaçtır diyor. Arkadaşlar f kare x demek bakın f kare x demek şu demek. fx'in fx'in komple parantez karesi demek. Dolayısıyla burada türev alırken şöyle yapacaksınız. Üstteki bu. Üst başa geçti. 2 çarpı fx'in üstünü bir tane azalttım. Yani 2'yi 1 yaptım çarpı bir de fx'in yani fx'in karesinin içinin türevi yani fx'in türevi. Yani f'in türevinde x. Şu an ne yaptım arkadaşlar? Sol tarafın türevini almış oldum. Eşittir. Sağ tarafın türevi. O basit zaten. 3 tane x kare artı 2x'in türevi 2. Bize diyor ki f türevi 2. x yerine 2 yazacağız yani. 2 çarpı f2 çarpı f'in türevinde 2 eşit olmalıdır. Ee, x yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4 o 4 kere 3 12. Buradan da 14 gelir. Arkadaşlar bize f2'nin 7 olduğu verilmiş. Burası 7. 7 kere 2'den bu 14 ile bu 14 sadeleşirse f türev 2 dediğimiz arkadaşın 1'e eşit olduğunu bulmuş oluruz. Şöyle de kutu içerisine alayım. Tamam mıdır? Peki devam ediyorum. Soru 47 ile diyor ki f kare 2x eşittir g küp 3x artı 2x kare eşitliği veriliyor. g'nin türevinde 3 1 g3 eksi 1 f2 1 bölü 2 ise f türev 2 kaçtır? Şimdi bak iyice iyice karıştı. Şimdi bak bak. Tophaneli bana bak. Şimdi burası çok önemli. Burada şöyle bir şey var. F kare 2x demek. F 2x'in karesi demek. Değil mi? Şöyle. Böyle. Şimdi sen bunun türevini alırken şöyle yapıyorsun. 2'yi başa geçiriyorsun. 2 çarpı. Sonra F 2x'in üstünü bir azaltıyorsun. Yani 1 yapıyorsun. Çarpı diyorsun. Burada bir de f2x'in türevi var. Yani burası iç değil mi arkadaşlar? Burası iç olduğu için içinin türevi var. Burada f'in içinde bir de 2x olduğu için içinin de içi var. Yani çarpı f2x'in türevi. Yani f türev 2x çarpı bir de 2x'in türevi var. Bu 2x de içinin içi. Yani 2. Sizin gibi yani canımın içi. Tamam mı? Peki o zaman buranın türevi nasıl alındı? 2 çarpı 2'den 4 çarpı, çarpı f 2x çarpı f'in türevinde 2x şeklinde alındı. Tamam mı? Eşittir. Şimdi g küpü daha kısa alıyorum. Bak şimdi 3 başa geçti. 3 çarpı g'nin karesinde 3x. Ne yaptım şu anda? G'nin kübünü başa aldım. Bir tane azalttım. Ama aslında orası şöyleydi değil mi? G 3x'in şöyle kübüydü. 3'ü başa aldım. Bir tane azalttım. Şimdi G3X'in türevini alacağım. G3X'in türevi de G'nin türevinde 3X çarpı bir de 3'ün türevin 3X'in türevinden 3. Burası biraz değil mi? Bir de artı 2x karenin türevi var. Onu unutmayalım. 2x karenin türevi de 4x. Tamam mı? Şimdi f2'yi soruyor. x yerine 1 yazacağız. O zaman 4 çarpı F2 çarpı F'in türevinde 2 eşittir. 3 çarpı G'nin karesinde 3 çarpı G'nin türevinde 3 çarpı 3 artı e, Kaç? E, artı X yerine 1 yazıyoruz değil mi? Artı 4 o zaman. Tamam mı? Şimdi ne yapacağız? E, G türevi 3'ü biliyoruz. 1. G türev 3 1. Şurası 1. G3 eksi 1. O zaman karesi bu da 1. Bu da gitti. E, F2'de 1 bölü 2. E, 4 çarpı 1 bölü 2'den burası 2 çarpı F türev 2 oldu. Sol taraf. Eşittir. Burada da 3 çarpı 3'ten 9. 9 artı 4'ten buradan da 13 mü geldi? 3, 9, 13. Doğru. Buradan F türev 2 dediğimiz arkadaşın arkadaşlar 13 bölü 2 olduğunu bulduk. Tamam mıdır? Tamam. Bak 47 önemli soruydu. Geldi 48'e. Ne diyor bu sefer? F küp 4x verilmiş. F8 5 ise F türev 8. Yine sol tarafta türev alıyorum. Dikkat et. Artık biraz hızlanalım mı? 3 başa geçti. 3 çarpı. Üst bir yaz aldı. F kare 4x çarpı F'in türevinde 4x çarpı 4x'in türevi 4. İçime el vermedi yine göstereceğim. F4x'in kübünün türevini alıyoruz değil mi burada? 3 başa geçti. Bak 3 başta. Üstü bir azalttım. Bak üstü bir azalttım. Daha sonra içinin türevi. Bak burada içinin türevi. İçinin bir daha içi var. Bu da içinin içinin türevi. Tamam mı? Ee, sağ tarafın türevini alıyorum. 4 başa geçti. 8x küp. Eksi 12 tane x artı burada 10 geldi. Şimdi f 8 diyor. X yerine 2 yazacağız o zaman. 3 çarpı f'in karesinde 8 çarpı f'in türevinde 8 çarpı 4 eşittir. X yerine 2 yazacağız. 2'nin kübü 8. 8 kere 8 64. Eksi 2 kere 12 24. Buradan da artı 10 geldi. Daha sonra f türev, f8'in 5 olduğunu biliyoruz burası karesinden 25. 3 çarpı 25. 75. 75 çarpı 4 diye bırakalım mı? 75 çarpı 4 çarpı f'in türevinde 8 diyeceğiz. Eşittir. 64'ten 24 çıktı. 40. Ee, 10 ekledik. 50 geldi buradan da. 25'e böldüm 2. 25'e böldüm 3. Şunu da böldüm. Buradan da 2 geldi. 6 f türev 8 1 ise f türev 8'in 1 bölü 6 çıktığını söyleyebiliriz. Tamam mı? İnşallah artık seri seri alınır. Şimdi bak geldik yine her soruda farklı bir ee, şey tat. Her soruda farklı bir heyecan. Burada arkadaşlar g2x çarpı gx'in türevini bakalım alabileceğiz mi? Şimdi g türev 8'i soruyor. Hem solda hem de sağda türev alacaksın. Soldaki türevde bir şey yok zaten. f'in türevinde x çarpı bir de içinin türevi ama içi x olduğu için x'in türevi de 1 olduğu için onu yazmıyorum. Yani burada çarp çarp içinin türevine gerek yok. Yani aslında var da gözükmüyor. Şimdi sol tarafın sağ tarafın türevini alıyorum. Burası önemli. G'nin türevinde 2x çarpı gx. Şu an aldım türevini. Çarpı bir de şu sarıyla boyadığım içinin türevi var. Yani 2x çarpı gx'in türevi var. Köşeli parantezimi açtım. Çünkü burada çarpımı türevi var. Birincinin türevi 2. Iki. İkincinin kendisi gx. Artı birincinin kendisi 2x. ikincinin türevi g türev x. Çarpı içinin türevi demiyorum. Çünkü içinde x var zaten. İçinin türevlik bir şey yok. Bu tamam mı? Burada eyvallah mıyız? Öyle olmuyor mu? Şimdi devam ediyorum. 2 ee, yazacağım. O kadar. g türev 8'i soruyor bu arada bana. Ee, şu anda bu içerisinin ne 8 yapar bilmiyorum. Ama F'in türevi ve G2 ve G'nin türevi 2 biliniyorsa illa ki e, biz burada X yerine bir 2 yazacağız yani belli. Sol taraf F'in türevinde 2. Sağ tarafa dikkat şimdi. G'nin türevinde X yerine 2 yazdığım zaman 4 çarpı G'nin G2. 4 çarpı G2. Çarpı buradan da 2 çarpı G2 artı 2 kere 2'den 4 çarpı g'nin türevinde 2 geldi. Şimdi sol tarafı artık uzatmayalım. G, f türev 2'nin 2 olduğunu biliyorum. Sol taraf 2. Şimdi bak burada 4. G 2'nin de 2 olduğunu biliyorum. 4 kere 2'den 8. Ha, tamam. G türev 8 buradan geliyor mu de, demek ki. Çarpı buradan da G 2'nin kaç olduğunu biliyorum. 2. 2 kere 2 buradan 4. G türev 2 de 2. Ee, 8 de buradan geldi. 4. 8 de buradan. Buradan da 12 geldi. Her iki tarafı şöyle köşeli gösterelim. Her iki tarafı 12'ye böldüğüm zaman G'nin türevinde 8'i 2 bölü 12 yani 1 bölü 6 bulabiliriz. Tamam mı? Bu da karışıktı. G'nin türevinde yazdım bir de içinin türevi. İçinin türevinde de çarpımın türevi vardı. Enteresan. Şimdi <laughs> arkadaşlar bakayım daha da karışığı var ve her seferinde çünkü bakayım. Yani artık şu biraz son nokta arkadaşlar. Yani sınavda da karşınıza çıkacak en karmaşık iç türev sorularından bir tanesi. Bundan da daha karmaşığı çok karşınıza çıkacağını zannetmiyorum. Tabi bunun içine bir de çarpımın türevi koyaymışız. mıyız? i̇yice iptal olurmuşsunuz. Ya yani bilmiyorum daha fazlası karşınıza çıkar mı? Bu ya 50. soru bizim için bir e, sol kağıdı deriz biz biliyorsunuz ki. sol kağıdı. Yani 50'deki türevi alabiliyorsan içinin türevi, çarpımın türevi, bilmem neyin türevi, her şeyin türevini halletmişsin demektir. Çünkü burada bir de çarpımın da türevi olacak. Yani 50 soru turun sol. 50'yi Anladın mı türev alma kuralları? Şşt, şşt, bitmiş demektir. Şimdi sol tarafın türevini alıyorum. Artık soruyu okumuyorum çünkü f türevi 2 soruyu illaki hem solda eşitliğin hem solunda hem sağında türevimizi alacağız. Solda türev almaya başlıyorum. 2 başa geçti. Çarpı üst bir azaldı 2x çarpı f'in türevinde 2x çarpı içinin türevi yani 2. Bunu bir daha göstermek istiyorum. Yani içime sinmiyor arkadaşlar. Şöyle burası 2. 2 başa geldi. Bak 2 başa geldi. Üst bir azaldı, üst bir azaldı. İçinin türevi, içinin türevi, içinin içinin türevi, içinin içinin türevi. Tamam? Bunları sileyim şöyle göstermiş oldum. Asıl bu ne? Bu bu osuruk asıl asıl sıkıntı şurada. Şöyle yapayım da orada uzun bir şeyler gelecek çünkü ben böyle hissediyorum yani. Kutum da büyük hissediyorum. Şimdi sağ tarafa bak şimdi. Çarpımın türevi. Birincinin türevi 3 tane x kare çarpı ikincinin kendisi. O nasıl bir ikinci ise h 4 eksi h kare 1 eksi x. Tamam. Güzel. Şöyle yaptık. Bu bunun. Bu da bunun. Tamam. Artı birincinin kendisi x küp çarpı şimdi buraya dikkat et. İkincinin türevi. Yani h 4 eksi h kare 1 eksi x. Şimdi burada h türev 4 eksi h kare 1 eksi x'i yazacağız. Bunu arkadaşlar biraz aşağı yazmak istiyorum. Çünkü orada parçalansın istemiyorum. O yüzden artı kısmını şöyle aşağı alıyorum. izninizle Şuraya aldım. Yani artı birincinin kendisi. Birinci x küp çarpı ikincinin türevi. İkincinin türevinde de h türev sanki bu içeriği normal x'miş gibi düşün. Şu sarıya. Yani h türev sarı. Sarıyı aynen yazdım. Çarpı sarının türevi. Yani içinin türevi. Sarının türevinde de dördün türevi sıfır. Dördün türevi sıfır. Eksi h karenin türevi. Burada da eksi h karenin türevini alırken iki başa geçti. Yani iki çarpı h üst bir azaldı aldı. Bir eksi x çarpı sonuçta orası şöyle arkadaşlar. Eksi h 1 eksi x'in karesi şeklinde. Yani iki başa geçti. Üst bir azaldı. Çarpı içinin türevi. Yani şu mavi ile boyadığım yerin türevi. Yani h'ın türevinde h'ın türevinde 1 eksi x çarpı bir de h'ın h 1 eksi x'in içinin türevi var. Yani orada bir de 1 eksi x'in türevi var. 1 eksi x'in türevi de arkadaşlar eksi 1 gelecek. İşte türev bu. <laughs> Bayağı bir sağlam yani. Bundan daha da fazlası karmaşığı karşınıza gelmez. Yani bunu bir, bir daha bir geriye sarıp hatta ben burada mutlaka bu soruyu zaten size işaretleteceğim. Mutlaka bu soruyu tek başınıza da bir iki kere deneyin arkadaşlar. Türevi doğru alabiliyor musunuz diye. Dediğim gibi burada türev alabilirsiniz. Her şeyde türev alırsınız. Şimdi F türevi 2 diyor x yerine 1 yazarak mevzuyu çözeceğiz. 2 çarpı f'in f2 çarpı f'in türevinde 2 çarpı 2 eşittir. 2 yazdım 12 çarpı h e, içinde 4 eksi h'ın karesi e, x yerine 1 yazıyorum 0 geldi h kare 0 geldi. Artı x yerine 2 yazdığım için 8 geldi 2'nin kübünden. Çarpı h'ın türevinde 4 eksi e, h kare 0 geldi. Tamam. Güzel. Çarpı eksi 2 tane h 0 geldi. Çarpı h'ın türevinde 0 geldi. Çarpı eksi 1 geldi. Oha. Şimdi f 2 2. 2, 2, 2. Yani 8 tane f'in türevinde 2 var sağ, sol tarafta. Sağ tarafta h0'ın 2 olduğunu biliyorum. Karesi 4, 4 eksi 4'ten 0. Yani 12 çarpı h0 artı 8 çarpı h'ın türevinde h kare h0 2 olduğu için burası 4, 4 eksi 4'ten 0. Yani h türev 0 geldi buradan. Çarpı köşeli parantez h0'ın ben 2 olduğunu biliyorum. H türev 0'ın da 2 olduğunu biliyorum. 2 kere 2 4. Eksi 8. Eksi 1 ile de çarptığım zaman artı 8 geldi buradan da. Şimdi H 0'ın ve H türev 0'ın da 2 olduğunu biliyorum. O zaman 8 tane F'in türevinde 2 eşittir. 12 çarpı 2'den buradan 24 geldi. Artı. E, buradan da 2 geldi. 64 çarpı 2'den 128 geldi. Buradan 8 tane F türev 2 eşittir. E, 100 148 152 geldi. 152 8'e bölünüyor mu arkadaşlar? Ee, bir kere var 8 72 19 değil mi? Aynen. O zaman F türev 2'nin kaç çıktığını söyleyebiliriz. 19 çıktığını söyleyebiliriz. Çok çok meşakkatli soruydu arkadaşlar. Farkındayım. Ama bu bu türevi aldığınız zaman dediğim gibi türev mevzusu bitmiş oluyor. Bu ne oğlum? <laughs> mı hocam sen bizle? Evet. Geldim buraya. Tanımlı oldukları aralıklarda türevleri bilir. Tap 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 tap. Tam pek. Bir şey vermemiş yani verilen şeyler belli. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın. Burada şu birinci e, ponçikle gösterilen yerde hem solda hem sağda türev alacağız. Çünkü bize g'nin türevi verilmiş f'in türevi soruluyor. Sol tarafta türev alıyorum. F'in türevinde artık biraz öncekinden sonra yani ölümü gösterip sıtmaya razı ettim sizi. F'in türevinde x eksi 4'ün e, x eksi 4 bölü 2 türev alıyorum. Çarpı bir de içinin türevi. İçine şu x eksi 4 bölü 2'nin türevi. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. x bölü 2 eksi 4 bölü 2 yani 2 böyle düşünebilirsiniz. Çünkü x bölü 2'nin türevi 1 bölü 2, 2'nin türevi 0 zaten. Yani burada içinin türevi 1 bölü 2 çok korkutucu duruyor ama türevi 1 bölü 2 yani. Şimdi sol tarafın türevini hallettik. Eşittir sağ tarafın türevi. Sağ tarafta bölümün türevi var. Birincinin türevi 2x yani üsttekinin türevi 2x. Alttakinin kendisi gx artı 1. Ne olursunuz böyle artı çarpı durumlarda Parantezlerinizi unutmayın. Sınav heyecanıyla karıştırırsınız. Bir işlem hatası yaparsınız soru gider. Ee, burada ben videoda işlem hatası yapsam sorun olmaz ama siz ÖSYM'de e yaparsanız patlarsınız. Birincinin türevi ikincinin kendisi eksi. Birincinin kendisi x kare. İkincinin türevi gx artı birin türevi. Gx'in türevi g'nin türevi x. İçinin türevi zaten bir. Birin türevi zaten sıfır. Bu da tamam. Bölü paydanın karesi. Paydamız ne? Gx artı 1. O zaman gx artı 1'in komple karesini alacağım. Gx artı 1'in komple karesi. Şimdi hadi bakalım. F türev eksi 4. Buraya ne eksi 4 yapar onu konuşalım. X eksi 4 bölü 2 eşittir eksi 4. İçler dışlardan x eksi 4 eşittir eksi 8. Bu tarafa atarsam x eşittir eksi 4. Yani gerçekten x yerine eksi 4 yazdığımda eksi 4 çıkıyormuş. Yazarsanız zaten eksi 8 bölü 2'den eksi 4 çıktığını görürsünüz. O zaman buradaki misyonumuz x gördüğümüz yere ne yazmak? Eksi 4. O zaman f'in türevinde eksi 4 olur. Yanında 1 bölü 2'si var. Eşittir. Ee, eksi 4 yazarsam 2x çarpı eksi 4 oradan eksi 8 gelir. Çarpı g eksi 4 artı 1 tamam ee, eksi eksi 4'ün karesinden 16 geldi çarpı g'nin türevinde eksi 4 geldi burası da paydamızda g x artı 1'in karesi x yerine eksi 4 yazarsam g eksi 4'ün g eksi 4 artı 1'in parantez karesi diyeceğiz işleme devam ediyorum şimdi. Ee, burası F'in türevinde Eksi 4 bölü 2 Eşittir Şimdi buraya bakalım G eksi 4 ne? İkisi de eksi 2 arkadaşlar Burası eksi 2 Bir daha eksi 1 Eksi 8 ile eksi 1'i çarparsak Oradan geldi bize 8 G türev eksi 4'ün Eksi 2 olduğunu biliyorum Eksi 16 ile çarparsam Artı 32 geldi oradan da bölü paydadan da g eksi 4'ün eksi 2 olduğunu biliyorum. 1 ekledim eksi 1 karesini aldım artı 1 o zaman payda aslında yok. Burası 40 2 ile de 40'ı çarparsam f'in türevinde eksi 4 eşittir 80 gelecek. Tamam. Tamam. 52. Vuş. Şimdi izle. Çok güzel. Güzel soru. Tatlısı. Severim böyle soruları. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Bak m artı 1 x üzeri n m 1 değilmiş ve n bir doğal sayıymış. Bunun ve eşitlik veriliyor. F2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi sol tarafta türev alıyorum. Alayım mı? Ee, yok. yo aslında türev almamıza gerek yok herhalde ya. Direkt yazalım yerine. Niye türev alıyoruz ki? Bak ya otomatiğe bağlamanın anlamı yok. Hemen türev alalım. Niye alıyorsun ki? Abi zaten f türev x, f ikinci türev x ve f 3x verilmiş. f 3x ne demek? x yerine 3x yaz. Yani m artı 1 çarpı X gördüğün yere X üzeri N değil 3X üzeri N yapacağız şurayı. 3X üzeri N eşittir. F'in türevi en başa geçti bak. M artı 1 çarpı n başa geçti. X'in üstünü bir tane azaltın. N-1 çarpı F'in ikinci türevi. İkinci türevinde de bak bu birinci türevi. Bak şu birinci türevi zaten. Bu altını kırmızı ile çizdiğimin bir daha türevini alıyorum. Yani m artı 1 ile n zaten başta duruyor. Bu n eksi 1'i de başa geçiriyorum. Çarpı x üzeri n-1'i bir tane azaltıyorum. n-2 yapıyorum. İşte arkadaşlar bu eşitlik verilmiş bana. Buradan ben acaba m'yi ve n'yi tespit edebilir miyim ona bakıyorum. Şimdi sol tarafı şöyle parçalayabiliriz. m artı 1'i bırakırız burada. Çarpı 3 üzeri 3x üzeri n'i 3 üzeri n çarpı x üzeri n diye parçalarız. Üstlü sayı kuralına göre. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, M artı 1'leri yan yana getirelim. M artı 1 çarpı ya da M artı 1 çarpı M artı 1'den M artı 1'in karesi. N çarpı N'den buradan N'in karesi gelir. Çarpı. Bir tane yanına N eksi 1 gelir. Çarpı. Bir de arkadaşlar bakın burada X üzeri N eksi 1 var. Görüyor musunuz? X üzeri N eksi 1 var. Burada da X üzeri N eksi 2 var. İkisi de çarpım durumundalar. E bunların ikisini çarptığında üstleri toplanacağı için X üzeri N, N daha 2N. Eksi 1, eksi 2 daha. 2N eksi 3 geldi. Tamam mı? Şimdi bakın. Buradaki m artı 1 ile buradaki m artı 1 bir, bir tanesi sadeleşir bir kere. Bunların sadeleşmesi m eksi 1 olduğu için sağlanıyor. m eksi 1 olmasa sadeleşemezlerdi. Sıfır olup olmayacağını bilemezdin çünkü. Peki tamam. O zaman e, sol tarafta 3 üzeri n, x üzeri n kaldı. 3 üzeri n çarpı x üzeri n. Sağ tarafta da bir tane m artı 1 kaldı. Bir tane n kare kaldı, ee, bir tane n-1 var, bir tane de x üzeri 2n-3 var. Arkadaşlar bakın bu, bu ikisi sonuçta birer polinom. Çünkü n bir doğal sayı, m artı 1 de bir kat sayı. Ee, dolayısıyla bu bir polinomsal ifade. Burada iki polinomun eşitliği var. Ee, burada x üzeri n'li terimle, burada x üzeri 2n-3'lü terim var buradaki kuvvetle buradaki kuvvetin eşit olması lazım. Yani n ile 2n 3'ün eşit olması lazım. Çünkü polinom tipli ifadelerde soldaki e, x'li terim başka x'li terim yok çünkü. Yani burada başka bir x'li terim olsaydı acaba hangisi birbirine eşit diye düşünürdüm. Ama her iki tarafta birer tane x'li terim var. Bu x'li teriminin katsayıları eşit olmalı. Yani şunun gibi düşün. Burada 3x kare yazıyor. Burada 3x üzeri n yazıyor. Sence n kaçtır? 2'dir değil mi? Bitti. O zaman n eşittir 2n eksi 3'ten ee, bu buraya bu buraya geçerse n 3 çıkar. n'i bulduk zaten. n bir doğal sayıydı. n yerine 3 yazarsam 3'ün kübünden 27 çarpı. Bak şimdi sağlamasını da yapayım. n yerine 3 yazarsam x küp geldi. Sol tarafta m artı 1 çarpı. n yerine 3 yazdığımda 9. n yerine 3 yazdığımda 2. Buradan da x üzeri. n yerine 3 yazarsam 6 3'ten 3. Bak x küp geldi buradan da. Bak şu buradaki x küpler de eşitlenmiş oldu. Buradan da zaten m'i bulacağız. Nasıl bulacağız? Şu 9 kere 9 27 sadeleşti buradan 3 geldi. Ee, yani 2 tane m artı 1 3 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölersem m artı 1 eşittir 3 bölü 2 oldu. 1'i karşı tarafa atarsam m de 1 bölü 2 çıktı. m 1 bölü 2 n de 3 oldu. O zaman biz bizim fx fonksiyonumuzu bir daha şuraya yazalım. Ben okla çıkarayım. fx eşittir. Neydi? M artı 1. M, M artı 1 zaten 3 bölü 2 bulunmuştu. 3 bölü 2 çarpı x üzeri n'i 3 bulduk 3. Bize f2'yi soruyor. Yani 3 bölü 2 çarpı x yerine 2 yazarsam 8. E 8 de 2 sadeleşti. 4, 4 kere 3'ten sorumuzun cevabı ne gelir? 12. Bir şey söyleyeyim size tam sınavlık soru valla. Tam sınavlık soru çünkü ÖSYM'nin istediği her şey var içerisinde. Birincisi Çarpanlar ayıma sadeleştirme kullanıyorsunuz. İkincisi türev zaten kullanıyorsunuz. Türev alıyorsunuz. Üçüncüsü polinom eşitliği yapıyorsunuz. Ve soru sizi bir döngüye sokuyor. Baştan başlıyor, bitiriyor, bilinmeyenleri buluyor. Sorunun başına tekrar çeviriyor ve soruyu çözdürüyor. Yani tam bir ÖSYM sorusu. Ala ÖSYM amca. Al bu soruyu kullan. Vallahi billahi telif atmayacağım sana. Al bizim bebeler çözsün yeter ki. Şimdi geldik buraya f türev 2 ifadesinin alabileceği negatif değer kaçtır diye soruyor Demek ki f türev 2 ifadesi farklı değerler alıyor Peki bakalım bulalım ortada hiç türev görüyor musunuz yani bize verilen ifadede herhangi bir türevle ilgili bir şey var mı yok o zaman mecbur türev alacağız sol tarafta türev alıyorum f kare 3x eksi 1'in türevi yine içim rahat etmeyecek yazıyorum f3x eksi 1'in parantez karesi şeklindedir o türeva alırken önce iki başa geçer. 2 çarpı f 3x 1 üstünü bir tane azalttım. çarpı kareli ifadenin içi f 3x 1 türevi f'in türevinde 3x 1 çarpı bir de f 3x 1'in içinin türevi yani 3x 1'in türevi yani 3. Şu anda sadece f kare 3x 1'in türevini aldım. Artı 3 f 2 x'in türevi. 3 çarpı f'in türevinde 2 x çarpı bir de 2 x'in türevi. Yani 2. Oranın da türevini aldım. Eşittir. Şimdi sağ tarafın türevini alıyorum. x küpün türevi 3 x kare geldi. 9 x'in türevi de 9 geldi. Maşallah. Hem solun hem sağın türevini aldım. Şimdi bize f türev 2 dediği için x gördüğümüz yere 1 yazacağız ki 2 gelsin. 2 çarpı, F2 çarpı f 2 çarpı f'in türevinde 2 çarpı 3. Artı 3 çarpı f türev x yerine 1 yazdığım için 2 çarpı 2 eşittir x yerine 1 yazdığım için 9 artı 3'ten buradan da 12 geldi. Bak şimdi, ee, hmm, şimdi bak buraya dikkat et, burası güzel. Şimdi burada eksik bir şeyler var hocam, humor yok. Şimdi güzel, f türev 2 var, burada da var. F türev 2'ye bağlı bir denklem oluşturabilirim. Ama F2 burada benim için sıkıntı çıkarıyor. Bu F2'yi nasıl bulacağım? Yani soruda X yerine 1 yazıp f 2 bulabilirsin aslında. X yerine 1 yaz. X yerine 1 yazarsan bak soruyu şöyle al. Soruda X yerine 1 yazarsan F kare 2 artı 3 tane F2 eşittir. X yerine 1 yazarsam 10 geldi. Değil mi? Bu tarafa at F kare 2 artı 3 tane F2 eksi 10 eşit sıfır geldi. Ayır çarpanlarına F2'ye F2 aynen aynen artı 5'e eksi 2. Bak artı 3 F2'yi veriyor. Yani buradan F2 2 de gelebilir. F2 eksi 5 de gelebilir. İkisine göre çözeceksin soruyu. Sakın şey deme ha. Negatif değer kaçtır? Ha o zaman F2 eksi 5. Sana F2'nin negatif değerini sormuyor. F türev 2'nin negatif değerini soruyor. Dolayısıyla F2'nin pozitif değerinden de F türev 2 negatif gelebilir. İkisini de deneyeceksin. Önce F2 yerine 2 yaz. F2 eşittir 2 için diyelim. Ve çözelim. Nerede yazacağız? Şu kutu içerisine aldığımda. Şurada. F2 yerine 2 yazacağım. O zaman 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Yani 12 tane F'in türevinde 2 geldi. Artı Yandan da 6 tane f'in türevinde 2 geldi. 3 kere 2'den eşittir 12 geldi. Buradan arkadaşlar işlemi devam ettirmiyorum. Çünkü f türev 2'nin buradan pozitif geleceği belli bir kere. Değil mi? Pozitif geldi. Şimdi f2'yi 5 alalım. Eksi 5 alalım. f2 eşittir eksi 5 için. Efi... Eksi 5 için. F 2 yerine eksi 5 yazarsam eksi 5 çarpı 2'den eksi 10. 3 ile çarparsam eksi 30 tane F türev 2 geldi oradan. Artı 6 tane F türev 2 geldi. Eşit oldu 12'ye. Eksi 36 daha eksi 24. Yani eksi 24 tane F'in türevinde 2 eşittir 12'ye. Her iki tarafı eksi 24'e bölersek arkadaşlar F'in türevinde 2'nin 12 bölü eksi 24 yani eksi 1 bölü 2 olduğunu Görebiliriz. Alabileceği negatif değer kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 imiş. Alabileceği değerler toplamını sorabilirdi mesela. F2'den de bir şey gelecekti. Hatta oradan da 12 bölü 18 geliyor. Yazalım mı? Yazalım ya hadi. O kadar yazmışız. F'in türevinde 2 bir de ne geliyor? 12 bölü 18. Yani 4'e böler şey 6'ya bölersem 2 bölü 3 mü? Bir de 2 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Ama bize negatifini soruyor. Bu da çok iyi soru ha. Bir şey söyleyeyim mi? Harbi bu da iyi soru. Güzel. Kim yazdıysa. Şimdi bir özellik geldi. Güzel bir özellik polinomlarda. Ara bir özelliktir. ÖSYM bazen ara e, bilgilerle, ara özelliklerle ilgili sorular sorar. Sormayı sever. Böyle bir soru sorarsa da bu bilgiyi sorunun başında size vermez. Nedir bu bilgi? Px polinom x-a'nın eksi karesiyle tam bölünüyorsa p'nin türevinde a sıfıra eşittir arkadaşlar. Yani tam bölündüğü tam kare ifadenin kritik noktasında türevi sıfırdır. Bunu da şöyle ispatlayabilirim aslında size. Px polinomu x eksi a'nın karesiyle tam bölünüyorsa x eksi a'nın karesinin bir katıdır. Mesela bir polinom katı da olabilir. Yani x eksi b diye bir katı da olabilir. Sadece bir k sayısı diye katı da olabilir. Ama biz büyük düşünelim. Polinom şeklinde katı olsun diye düşünelim. Dolayısıyla arkadaşlar burada P fonksiyonunun türevini, P polinomunun türevini alırsanız P türev x eşittir. Şimdi çarpımın türevini alıyorum. Birincinin türevi 2 çarpı x eksi a. Başa geldi. Çarpı içinin türevi 1. İkincinin kendisi x eksi b. Artı birincinin kendisi x eksi a'nın karesi. ikincinin türevi 1. Şimdi P türev a'yı yazmak isterseniz. Burada da x yerine a yazdığınızda 0 gelir. Burada da x yerine a yazdığınızda 0 gelir. Ondan dolayı p türev a kaç eşit olur? 0'a. Burada x eksi b yerinde ne yazdığı hiç önemli değil. İsterse x kareli bir şey yazsın. isterse x küplü yazsın. isterse sabit sayı yazsın. Sonuç olarak türev aldığında her iki kısımdan da x eksi a'lı terim geldiği için o noktadaki fonksiyonun polinomun türevi sıfırdır. Ne demek istiyoruz? Bir polinom bir tam kare ifadeye tam bölünüyorsa o tam kare ifadenin kritik noktasında o polinomun türevi sıfırdır. İspatı da burada. Yani aşağı baktığınız zaman Px polinomu x eksi 2'nin karesiyle tam bölünebildiğine göre 1 buradaki türevi sıfırdır. Yani P'nin türevinde 2 sıfır. Bak ispatı burada ha. Bu sıfır. Bir de P2 0. Bu zaten polinomlardan bilinen bir şey. X eksi 2'ye tam bölünüyorsa X eksi 2'nin karesine P x eşittir. X eksi 2'nin karesi çarpı bir şeylerdir böyle. E, x yerine 2 yazılırsa P2 eşittir. Burası sıfırlandığı için direkt sıfır olur. Yani P2 eşittir sıfır. P türevi 2 eşittir sıfır. Bu yukarıda da geçerli ha. P x polinomu x eksi a'ya tam bölünüyorsa P'nin türevi a da sıfır. Zaten P a da sıfır. Onu yazma gereği duymadım. O polinomlardan bilinen bir şey zaten. Şimdi indik aşağıya. Bu iki bilgiden soruyu çözelim. Öncelikle x yerine 2 yazalım. 8. 2 çarpı 8'den 16. 2 yazdım. 4. Eksi 11 ile 4'ü çarptım. 44 geldi. Artı 2 tane m geldi. Artı 1 tane n geldi. Eşit oldu 0'a. Buradan 2m artı n eşit oldu. Eksi 44 artı 16. 28 olması lazım. Eğer hesaplamalarım beni yamultmuyorsa. Eksi 28. Karşı tarafa atınca 28 gelir. Bir de türev alıp 2 yazalım. P'nin türevini alalım. P türev x eşittir. P'nin türevini alıyorum. 2x küpün türevi 8x kare. Değil 6x kare. Niye 8 olsun? 3 kere 2. Hesaplamalarım beni yamultmuyorsa 6. Eksi 22 tane x artı m. A buradan m'yi bulduracak bize. X yerine 2 yazarsam. P türev 2 eşittir. 2'nin karesi 4. 4 kere 6 24. Eksi 2 kere 22 44. Artı m eşit olmalı 0'a. Buradan m eşittir. Bura eksi 20 yapar. Karşı tarafa atınca 20 gelir. m 20 ise burası 40 yapar. 40 artı n eşittir. 28 ise n'nin de buradan eksi 12 olması gerekir. n'miz eksi 12 çıktı. m'miz de 20 çıktı. m ile n'nin toplamını soruyor. Eksi 12 artı 20'den sorumuzun cevabı artı 8 gelecek. Tamam mı? Polinomlardaki bu özelliğe aman ha dikkat ediyorsunuz. Şimdi gel bak buraya. Px bir polinom olmak üzere P'nin türevi buysa ve P05 ise P2 kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bir polinomun türevi birinci derecedense polinom kaçıncı derecedendir? İkinci derecedendir. Az önce integral aldım bu arada bu söylediğimle. Ama siz şu anda integral bilmediğiniz için Allah Allah nasıl integral integralle göre biraz biraz spoiler vereyim biraz heyecanlandırayım. P bir fonksiyonun türevi birinci derecedense bir polinom fonksiyonun kendisi ikinci derecedendir diye bir şey söyledim. Ve o zaman ben px fonksiyonunu şöyle diyebilirim. ax kare artı bx artı c. Hayır artı 5. Neden 5 hocam? Çünkü p0 5 ya soru öyle vermiş. p0 5, de, 5 demek px polinomun sabit terimi 5 demek. x yerine 0 yazınca 5 geliyor demek. Peki bu güzel. Şimdi türevini alalım. p'nin türevi x. Alıyorum türevini. 2 tane ax artı b. Bunun arkadaşlar soruda 2x artı 3 olduğu verilmiş. O zaman uzatmadan a'nın 1 olduğunu görüyoruz. 2, x gelmesi için. B'nin de 3 olduğunu görüyoruz. E zaten C'de 5 geldi. O zaman bizim Px polinomumuzu artık oluşturabiliriz. Bizim Px polinomumuzu oluşturabiliriz. X kare artı 3 tane X artı 5. Böyle durumlarda sağlama da yapabilirsiniz. Yapın güzel olur. Türevini alın. Türevi 2x artı 3 çıkmalı. Aldığınızda zaten 2x artı 3 çıkıyor. P2 soruluyor arkadaşlar bize. P2 x yerine 2 yazacağız. 4 artı x yerine 2 yazdım. 6 bir de 5 var. 15 geldi cevabımız. 15 Temmuz gecesi. 56. soruya geldik. 56. Peki haydi bakalım 56. soruyla kapanışımızı yapalım. Harika bir ders oldu ha. Farkında mısın? Yani ben derse daldım gittim yani. Allah size bir iki bir şey söyleyecektim onu bile unuttum. Hadi bakalım bunu da siz deneyin. Ya ben yapacağım tabii şimdi de. Bir deneyin bakalım yapabilecek misiniz? Yani e, a, bu buraya kadarki türevlerin hepsini anladıysanız burada e, zorluk yaşayacağınızı zannetmiyorum. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mutlaka kendiniz artık yavaş yavaş eli, kalemi elinize alın türevden. Yani bana kapılıp gitmeyin. Sürekli beni dinleme. Beni dinleyin ama mutlaka bakın boşuna söylemiyorum onları. Yaptığım soruların hepsini siz de yapmaya çalışın. Boş kağıda yapmaya çalışın. İşaretlettiğim soruları mutlaka tekrar bir daha kendiniz kendi başınıza benim çözümüme bakmadan çözmeye çalışın diye boşuna demiyorum. Asıl Öğrenme öyle oturacak arkadaşlar. Yani beni izle, 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 izle. Sonra aç kitabı. Beni izledikten sonra bir de beni izlediğinle alakalı şu kalemi eline alıp alarak bir şeyler yap. Mesela bu soruyu bir çöz bakalım. Türevini al. Yanlış yap. Sorun değil. Ya sana kurban olurum ya. Yanlış yap ya. Hiç sorun değil. Yap. Ee, çözümünü bulama. Al, alama türevini ama o kalemi eline al. Bir yerlerden başla. Bir yerlerden başlamadan bitmez. Tamam mı? Tamam bebeğim. Şimdi F'in türevinde 4'ü soruyor. Sol tarafın türevini alıyorum. F'in türevinde 3 tane x eksi 2 çarpı içinin türevi 3 geldi. Eşittir. Sol tarafın türevi bitti. Değil mi? F'in türevinde 3x eksi 2 çarpı içinin türevi. Kuvvet muvat yok çünkü. Eşittir. Burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi 1. İkincinin kendisi fx. Birincinin kendisi x. Fx değilmiş. F2x'miş. Özür dilerim sildim. İkincinin kendisi f2x artı birincinin kendisi x. Dikkat et ikincinin türevi f'in türevinde 2x çarpı bir de içinin türevinden x geldi. 2x 2 geldi özür dilerim. 2x'in türevinden 2 geldi. Şimdi diyor ki f fonksiyonu 4'e 3 noktasından geçtiğine göre yani f4'ün 3 olduğunu vermiş aslında bu. x yerine 4 yazınca y'si 3 çıkar diyor. f türev 4'ü soruyor. Burayı 4 yapan değer nedir? 2. Değil mi? O zaman x yerine 2 yazarsam f türev 4 çarpı 3 eşittir. 1 çarpı f 4 x yerine 2 yazıyorum. Artı 2 çarpı f'in türevinde 4 çarpı 2. Bize f'in türevinde 4 lazım değil mi? Şunlar lazım bize. Şunlar lazım. O zaman şunu biliyorum zaten. 3 biliyorum. Bak 3 f türev 4. 4 f türev 4 burada var. 3 F4 türev 4'ü bu tarafa atarsam sağ tarafta bir tane F türev 4 kalır. 4 tane. 3 tane de eksi geldi. Bir tane kaldı. F4'ün ben 3 olduğunu biliyorum. Karşı tarafa atarsam o da ne gelecektir? Eksi 3 gelecektir. Sonumuzun cevabını ne bulmuş olduk? Eksi 3 bulmuş olduk. Tamam mı? Arkadaşlar dediğim gibi ya bomba gibi bir dersti. Harbiden bomba gibi bir dersti. Ee, dibine kadar öğrendik ben size söyleyeyim yani. Şimdi soru işaret edeceğim size. Çok önemli sorular var bu derste. Çok tekrar etmenizi önemli bulduğum sorular var arkadaşlar. Şimdi şu 55. sorunun benzerini bir önceki günde çözmüştüm. Buraya yine bir tane atayım dedim çaktırmadan. Ee, ona bir şey demeyeceğim. Şu 54 ara bir örnek arkadaşlar. Mutlaka bilin. E, ispatını da yaptım ki size unutmayın diye lan kendisinden sıfır oluyordu ne yapıyorduk falan filan diye ispatından hatırlarsınız zaten. 53. soru çok önemli bir soruydu benim için çünkü 53'te bir bilgi eksikliği var gibi duruyor. E, burada fonksiyonun kendisinin verildiğini ve bazen çıkmaza düştüğünüzde sorunun kendisine dönmeyi ihmal etmemeniz gerektiğini anlatan sorulardan bir tanesi. 52. soru yine iki ünlemlik çok tatlı bir soru arkadaşlar. Yani hem polinom eşitliği hem çarpanlar ayırma hem türev her şey var yani çok önemli bir soru. 50. soruya iki tane hatta üç tane atıyorum arkadaşlar. Buradaki türev alma olayını tam olarak kanıksayabilirseniz Artık buradan sonra türev almada zorlanmayacaksınız. Aynı şekilde 49 da benim için önemli sorulardan bir tanesi diyebilirim. Ee, şuradaki 45. soru Köklülerle ilgili önemli bir soru Hani köklüleri üstlere çevirip Yine içinin türevini kullanmayla alakalı Önemli bir soruydu ee, Buradan bir soru işaretletmeyeceğim Çünkü buradaki işaretlettiklerimi Çözerseniz Bu birinci sayfa zaten fazlasıyla Oturmuş demektir arkadaşlar Oradan sonrası zaten Çok bize problem yaratmayacak Ve gelelim 60. 64'ü de hallettik. Vay anasını be. 65. güne de tikimi attım. Siz de atın. Şöyle bir güzel de bir fotoğraf. Şöyle bir dursam mı acaba? Öyle öyle çekimler var ya böyle Survivor'a katılıyor Mert Hoca şöyle. Survivor'a katılsam herhalde ilk haftadan elenirim. Şöyle şöyle duruyor. Şöyle bakıyor. Neyse. Bitti. Bugünkü ders de bitti. Ee, bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir ders oldu ya. Valla çok içime sindi. Tam istediğim gibi anlattım. İnşallah siz de güzel bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Yani şu anda e, kafanız karışmış olabilir ve kendinizi şu anda iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Hafif bir mide bulantısı normal. E, şu anda ne oluyor ya falan diye düşünebilirsiniz ama anlayıp anlamadığınızı kendi içerisinizsiniz. Kendi içinizde anlarsınız arkadaşlar. Yani ders boşa mı gitti yoksa gerçekten hocam ben bu işi anladım mı? Ee, onun en iyi kararını kendiniz verebilirsiniz. Biz yarın yani 66. günde ee, sayfa 229 bileşke fonksiyonuna başlayacağız. 230 bileşke fonksiyon. Bileşke fonksiyon da aslında içinin türevidir arkadaşlar. Yani içinin türevinin devamıdır bileşke fonksiyon. Zincir kuralının da bir öncesidir aslında. Tam arada sıkışmıştır. Daha sonra zincir kuralını göreceğiz ve bitireceğiz. Sonra zaten türev süreklilik ilişkisi geliyor ve ee, özel fonksiyonların türevi parçalı mutlak değer, löpitalimiz var, sonra türevin geometrik yorumu. Türevin geometrik yorumuna zaten girdiğimizde iyice cümmüş olacak yani. Neyse o, o zaman o gün geldiğinde konuşuruz. Sizi seviyorum. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ee, Yaptığınız işten emin olun artık arkamıza dönüp bakmak yok. Önümüze bakacağız, hedeflere odaklanacağız. Ve 90 günü sonunda ürkek bir ceylan olarak oturduğumuz bu masadan bir AYT matematik efisinados olarak kalkacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.